Başkanım, torba yasadan ayın 31'inde soruluyor. Bundan kimle faydalanır diyor. O konuda bize açıklık getirebilir misiniz? Mevcut hükümetimizin borçlulara yönelik yapmış olduğu torba yasada çevre temizlik vergisi, su borçlanmaları ve emlak borçlanmaları ile ilgili olarak bir yasa çıktı. Bu çıkan yasanın gecikme faizlerinin silinmesi ve ana parasının da taksitlendirilmesi doğrultusunda bu ayın sonuna kadar bir süre uzatması yapıldı. Bu uzatma devamında borçlu şahısların, Yozgatlı hemşerilerimizin ciddi manada faydalanması için bir fırsat haline dönüştürüldü. İnşallah şu an yoğun bir talep var. Bu taleplere ilave ekiplerimizle birlikte taleplere cevap vermeye çalışıyoruz. Faydalanma ciddi manada belediyemize aslına bakarsan mali açıdan biraz sıkıntı yaratacak gibi görünüyor. Çünkü 18 taksit 2 ayda ödeneceği için 36 ay vade uzatmasıyla yine de hemşerilerimizin faydalanması için olumlu. Ve devamında şu kısa bir süre kaldı, 15 günlük bir süremiz kaldı. Bu süreden hemşerilerimizin bu fırsattan yararlanmalarını öneriyorum. İnşallah kısa vadede buna çözüm getirilir. Başkanım, belediye meclis kararı ile su sayaçlarının dışarıya çıkartılması ya da dijital saate geçilmesiyle alakalı bir karar alındı. Bu ne zaman uygulanmaya başlanacak? O konu hakkında bilgi verebilir misiniz? Evet. Yozgat Belediye'mizin meclisinin almış olduğu bir su sayaçlarının mekanik sayaçlardan kartlı sayaçlara geçiş uygulaması ile ilgili bir kararı vardı. Bu kararı aslına bakarsanız 3 ay önce uygulamaya başladık biz. Ama çok yoğun bir talep olmadı. Bu talep üzerine yeni bir kararla 1-1-2015 tarihi itibariyle yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Bu uygulamamız mekanik sayaçların tamamen kartlı sayaç uygulamasına geçmesi şartı getiriyoruz. Şimdi iki firmayla anlaşma yaptık. Elektromet ve Baylan'la. Firmanın yetkililerini önümüzdeki hafta içerisinde davet ettik. Fiyatlar konusunda bir pazarlık yapacağız. Bu pazarlık aşamasında tabii normalde 2 yıldır aynı ücret tarifi uygulanıyordu. Bu tarifenin aslına bakarsanız artmaması adına yani çok fazla düşüş olacağını zannetmiyoruz ama yine de pazarlık gücümüzü kullanacağız. Ortalama olarak 29.200 civarında bir Yozgat'ta su abonemiz var. Bu abonemizin 5.000'i kartlı sayaç uygulamasına geçmiş durumda. Kalan kısmı ile ilgili olarak da toplu bir kartlı sayaç uygulamasına geçmek için satın alma yapacağız. Onun da pazarlık aşamasına gireceğiz. İnşallah 1-1-2015 tarihi itibariyle Yozgat'taki vatandaşlarımızı bu konuyla ilgili bilgilendirip bir an önce kartlı sayaç uygulamasına geçişi sağlayacağız. Yozgat'ta su sıkıntısı yaşanıyor mu başkanım? Çözüm yolları arıyor mu aynı zamanda? Yozgat'ta su sıkıntısı şu an itibariyle hiçbir sıkıntımız yok. Barajdaki seviyemiz yine de düşük olmasına rağmen Arap Seyfi'den gelen suyumuzun seviyesi gayet iyi. Yozgat'ımızın her bir noktasında su ulaşımı sağlanıyor. Hiçbir sıkıntı çekilmiyor. Şu an en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi borcunu ödemeyen abonelerin sularının kesilmesi hususu. Bununla ilgili olarak da biz zaten yoğun bir çalışma sergiliyoruz. Yani geçtiğimiz ayda 403 abonenin suyunu kesmek zorunda kaldık borcundan dolayı. Borcundan dolayı suyunu kesmiş olduğumuz vatandaşlar da bu yasadan faydalanarak bundan faydalanma zorunda kaldılar. Ve tekrar suyunu açmak durumunda kaldık. Buna istinaden de yine taramalarımızı başlatarak kaçak su tespitimiz var. Bununla ilgili olarak da 25 tane kaçak su tespitimiz oldu. Bu tespitlerimizi artık biz eskisi gibi çok fazla müsamaha göstermeden hukuki işlemleri başlatıyoruz. Çünkü birilerinin hakkına tecavüz edilmiş durumda olduğu için hukuki işlemi başlatmak durumunda kalıyoruz.